Niye durduk burada? Bak. Kimler var orada? Ne işleri var burada? Bilmem. Feriha'yı ara. Neden arayayım Feriha'yı? Oradalar işte. Gel hadi gidelim. Emir otur. Feriha'yı ara. Ve neredesin diye sor. Ne haber canım? Neredesin? Çıktım ben. Oteldeyim, çalışıyorum. Sonra konuşalım mı? Oteldesin demek. Ya. Öyle mi? Kolay gelsin o zaman. Otel ha? Dur, ben de bir Koray'ı arayayım. Neredeymiş? Hatta böyle olmaz. Gideyim yanlarına. Otur. Hadi gidelim. Ya seni de yalan söylemek zorunda bıraktık. Zor durumda kaldım. Ya sevgiline bile zaman ayıramıyorsun sen. Hem sizin ilişkiniz bile daha... Buraya Emir ve beni konuşmaya gelmedik. Asıl konumuzu unutma. Ne konuşmamı istiyorsun Feriha? İkinizin sorumluluğu diyorsun ya. İkinci nerede? Ben... Seninle konuşacağım, sen Güncel'le konuşacaksın, sonra bana geri döneceksin. Bu işi böyle mi halledeceğiz? Bak Feriha, söyledim sana. Bana acı çektirmeye çalışıyor, intikam almaya çalışıyor ama şunu bilsin ki değmez. Sırf benden intikam almak için bu acıyı çekmeye değmez. Kalkalım mı artık? Eve mi gidiyorsun? Bırakayım ben seni. Yok, otele gideceğim. Yokuşun başında bıraksan yeter. Hadi anne, ben geleceğim. Mehmet, ne oluyor? Bir yanlış anlaşılma olmuş. Hırsız falan dediler. İnanamıyorum ya. Anneleri de hırsız çıktı, değil mi? Ya ne yapıyoruz burada? Emir. Sen ne gördüğümüzün farkında mısın? Gördüğümüz şey o kadar saçma, o kadar anlamsız ki. Sana yalan söyledi. Oteldeyim dedi. Onları gördük. Ya ikisi de seni aldattı. Ve bu çok saçma öyle mi? Sadece saçma. Üstüme gelme Hande. Düşünmem lazım, kafamı toplamam lazım. Senin aklından geçen şey o kadar imkansız ki. Koray. Koray ve Feriha. Bir açıklaması olmalı. Olmak zorunda. Hı hı. Tabii. Belki 2 ay sonraki doğum günü için sana sürpriz parti hazırlıyorlardır. Kandır kendini.
bacım. Bak bacım, bir su iç, bir kendine gel. Anlat şu işin doğrusunu artık. Ben bir şey yapmadım. Bacım, bir yüzük varmış. Seninle birlikte kaybolmuş. Bak, düzgün insanlar bunlar. Gel itiraf et, yüzüğü de geri ver. Bu iş uzamasın. Ben yüzük falan görmedim. Ben almadım. Ne demek göremeyiz kardeşim? Annem içeride diyorum sana. Kiminle konuşuyor? Hangi odada? Avukat var mı yanında, avukat? Beyefendi, annenize avukat tahsis edildi. Şimdi biz size bir şey söyleyinceye kadar oturup bekleyin lütfen. Yoksa sizi dışarı almak zorunda kalacağız. Allah Allah. Ne diyorlar? Otur bekle diyorlar. Buyur Rıza amca, su iç biraz. Sağ ol. Baba, ağrın mı var? Yok bir şey. Sorgusu bitmeden görüştürmeyeceklermiş. Ne yapıyordur şimdi bir başına? Çocuk da helak oldu. Ömer. Aslanım hadi gel biz dışarı çıkalım. Gitmem ben. Hadi gel hava alalım. Hadi. Hadi. Sen de Peri ayar. Aç şu telefonu. Ya anlamıyorum ki. Çalınan yüzük bizim bile değil. Biz niye uğraşıyoruz karakol köşelerine? Ay uğraşacağım tabii. Esra'nın stresten sancısı tuttu. Ayrıca benim evimde hırsızlık yapılıyor. Tabii ki uğraşacağız ya. Yok öyle ya ama. Ben de haliysem o kadının burnundan fitil fitil getireceğim. Görürsün. Pardon. Ben Kerem Öztürk. Bir hırsızlık olayı vardı da. Temizlikçi kadın evimizden yüzük çaldı. Nereye geçelim? Şüpheli şahıs şu an sorguda. Ben içeriye haber vereyim. Siz buyurun bekleyin. Hala Hanım. Bir hırsızla yüzleşmediğimiz eksikti. Ay yüzleşiriz canım. Ne var bunda? Ben anlarım onların dilinden. Sen karışma. Ya dilinden anladığın kadar adamdan anlasan bir de. Hırlıyı hırsızı evimize sokuyorsun, hala konuşuyorsun. Baktın mı eve, başka bir şey çalınmış mı? Beyefendi, beyefendi. Sizin hırsız dediğiniz benim karımdır. 17'sinden beri çalışır. Sizin bozukluk diye tenezzül edip almadığınız 3 kuruşu peşinizden koşturup da vermeye çalışır benim hanımım. Anlaşıldı mı? Şimdi biz kapıcılık yapıyoruz. Benim bir arkadaşım var, Gülfidan. Onun oğlan çok hastaydı. O bir eve gidecekti, gidemedi. Sonra bana geldi, dedi ki abla sen benim yerime gider misin? Ben de yani hiç niyetim yoktu, sadece iyilik olsun diye onu
O evine gittim. Yani ben o kadını da tanımam. Hiç de görmüşlüğüm yok. Orada temizliği yaptım falan. Sonra işte paramı verdiler. Ben öyle çıktım gittim. Yani bütün budur başka bir şey yok bilmiyorum. Su içebilir miyim? Hatta beyim dedi yani sen gitme dedi. Tanımadığın evlere niye gidiyorsun dedi de işte. İyilik olsun diye yaptım. Yani o yüzü ben almadım, hiç görmedim de. Yani kadının elinde bile görmedim, bilmiyorum. Ben almadım. Görmedim de bilmiyorum. Çocuklarım gelmiştir, belki merak ederler. Ya inanamıyorum ya, şaka gibi. Ne olduğunu bile anlamadık. Canım bunda anlamayacak bir şey yok. Bir hırsızlık olayı olmuş işte. Zehra teyze böyle bir şey yapmaz dememe gerek yok herhalde. Aynen. Ya kimmiş bunlar? Zehra teyze öyle çok fazla yere gitmezdi. Nereden bileceksin canım nereye gittiğini? Çetelesini mi tutuyorsun? Kendim bildiğimden beri Zehra teyze bizim evde. Siz daha yoktunuz tabii o zamanlar. Neyse. Çok abartıyorsunuz. Ya böyle durumlarda zaten ilk temizlikçiden şüphelenilir. Yapmadıysa da ortaya çıkar nasılsa. Yapmadıysa. Zehra teyze asla öyle bir şey yapmaz. Buyurun. Evladım, içerideki benim karım. Sorabilir miyim iyi mi diye? Amcacığım, bu dediğiniz prosedüre aykırı. İfadeyi tamamlasınlar, haber vereceğiz size. Üç saat oldu be. Ne sorgusuymuş bu? Nerede kaldı bu kız? Bu saate kadar ders mi olurmuş? Sen neredesin? Kaç saattir neredesin kızım? Karakoldayız biz. Mehmet, kendi başına gelmeye kalkmasın bu kız. Yok baba, aradım ben. Geç oldu, sen gelme dedim. Zaten apartmanı da boş bırakmasın. Sen iyi misin? Zehra!
şimdilik eve dönebilirsin. Fakat tekrar çağırmamız gerekebilir. Kimi nereye çağırıyorsun kardeşim? Kimse bir şey söylemeyecek mi bize? Nerede olduğunu unutma. Annen anlatır sana ne olduğunu. İyi misin sen? İyiyim Rıza, iyiyim. Şükür kavuşturana. Sağ ol. Anne! Ay Ömer, ay anneciğim. Özledin mi beni? Niye yoruldun size? Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Allah kuru iftirardan saklasın valla. Sağ ol, sağ ol. Ne yaptın sen? He? Ne yaptın anne? Annem, ben sana yetişemedim ya. Ölsek kalsak kızımızın haberi olmayacak. Hem de erken gel dediğimiz günde. Demesek kim bilir kaçta gelecek. Yok baba, dersim uzattı da benim. Anneme bak be, sultan sultan. Ben çay koyayım. Gül yaprağım. Hadi. Gülsün artık şu yüzüm be. Anne, sen içeride geç, yat dinlen. Yok oğlum, ne uyuyacağım ya? İyiyim ya, iyiyim. Siz üzmeyin tatlı canınızı. İyiyim Rıza, iyiyim çok şükür. Ben bakıyorum. Hayırdır? Allah Allah. Hay, iyi akşamlar. Al şeker barı yaptım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Gülfiden, gel. Ay ablacığım, ay ablacığım. Ay dilim kursağıma dolanaydı da, ellerim kırılaydı da seni göndermeseydim o vicdansızların evine ablacığım. Ben şimdi dizlerimi dönmeyeyim de kim dövsün ha? Yok Gülfiden, dövünme kızım. Dövünecek bir şey yok ya. Boş ver. Allah biliyor ne olduğunu. Allah her şeyi görüyor. Olur mu ablacığım? Sen bana bir iyilik ettin, kötülük buldun. Ben yanarım, yanarım, ona yanarım. Kızım Gülfiden, kötülüğü senden mi buldum ya? Dövünme artık, tamam, boş ver. Ablacığım, ben gelirken şerifeleri gördüm de onlar da çok üzülmüşler. Hele bir kendimize gelelim de yarım kalan çayımızı içelim onlarla. O Halil pırlanta gibi bir çocuk. Bugün az kahrımızı çekmedi. Oo, çöp saatini de geçirdik yahu. Baba dur sen. Ben çıkarım çöpe. Gördüm hayatım, görmez miyim? Kapıcımızı hırsız diye alıp götürüyorlar. Pes yani. Alışık değiliz ki kapıya polis dayansın. Vallahi huzursuz olduk. Bir konuşmak lazım ama bunlarla. Olmaz canım böyle. Zehra'yı da kaç yıldır iyi bilirim. Öyle bir şey yapmaz ama hani insan acaba mı diyor. Canım, insanoğlu boşuna çiğ süt emmiş demezler. Günah boynuna. Ben bunca yıl bir yanlışını görmedim ama... İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ay duydu mu dersin? Canım duyarsa duysun. Kapıcının oğlundan mı çekineceğiz? Ayıpsa onların ayıbı. Mehmet, Feriha ile de konuşmadım. Nasılsınız? Geçecek çok şükür. Getirdik annemi eve. Ya avukata falan ihtiyacınız olursa babamla konuşup biz halledebiliriz.
Cansucuğum, böyle ayaküstü konuşulacak şeyler değil bunlar. Mehmet, yapabileceğimiz bir şey olursa haberimiz olsun. Hadi bakalım, babam masada bekliyor. Ne yalan söyledin? Babam evde bile değil. Aman, boş ver ya. Sanem Hanım işte. Ne oldu? Her şey ortaya çıktı mı? Vallahi şimdilik saldılar. Ama bir yüzük müzik tutturmuşlar işte. Uçmuşlar resmen. Bildiğimiz Zehra teyze yani. Hırsızlıkmış. Komedi. Ne yapalım? Allah var, adalet var. Mehmet, Zehra teyzenin suçsuzluğu ortaya çıksın. Siz bu iftiraya atanlara acayip bir tazminat davası açın. Vallahi donlarına kadar alırsınız. Kolay mı ya böyle çamur atmak? Görüşürüz. Aa, Ömer okula gitmek zorundasın ama. Ama ben annemin yanında kalmak istiyorum. Yok, öyle olmaz. Şimdi sen okula gideceksin, söz dinleyeceksin. Döndüğünde de annem açacak kapıyı, tamam mı? Anladın mı? Anladım ama. Aa, aması maması yok. Hadi ablacığım, hadi. Hadi. Hadi al bunu da. Hadi iyi dersler. Aa, anne. Hı. Ne yapayım senin için? Ne istersin? Hiçbir şey istemem. Hadi. Üstünü değiş okula. Yok anne. Annesi yok. Hadi, hadi, hadi okula. Hadi, hadi. Hadi. Ne yapacağına karar verdin mi? Senden bir şey isteyebilir miyim Hande? Ben bu konuyu açıncaya kadar kapat lütfen. Beni gerçekten hayal kırıklığına uğratıyorsun. Kardeşim dediğim adam ve sevgilime güvenmek istediğim için özür dilerim senden Hande. Ne gördüğümüzü unutacağız yani. Gizli gizli buluşmaların hiçbir anlamı yok değil mi? Hande. Emir. Madem onlara çok güveniyorsun, neden sormuyorsun? Neden ne gördüğünü söylemiyorsun? Gerçeklerle yüzleşmekten korkuyorsun değil mi? Sessizlik. Bu da güzel cevap. Al. Ne haber Feriha? Otelde çok mu yoruyorlar seni? Yok, geceden uykusuzum sadece. Suratından belli zaten. Değil mi Emir? Dün gece aradım. Cevap vermedin. Geri dönüş de yapmadın. Geç gördüm. Neyse. Ben kalkayım. Son günlerde midem çok hassaslaştı. Neyin var senin? Yok, yok bir şeyim. Peki. Derse gidiyorum ben. Görüşürüz. Görüşürüz. Anne, niye kalktın sen? Niye yatacağım? Hasta mıyım ki? Dinlenseydin, yoruldun. Öyle kolay kolay yorulmaz senin anan. Ne yorulur ne yıkılır. Ne yaptın sen? Bir şey var mı? Yok anne. İşmiş yok. Sana iş yok, bana dur yok. Hadi ben gideyim, artık iş beklemez.
dersin? Evet. Ya evin dekorasyonunda değişiklik yapmak istiyorum ama tam olarak ne yapacağıma karar veremedim. Ya normal kadınlar gibi moralin bozulduğunda sadece saçında falan bir değişiklik yapsa. Dersin mi iyi geçmedi yoksa klasik Cansu sabahı mı? İkisi de diyelim. Ya benim şu otel meselesini unutmam gerçekten zaman alacak. Hala mı Emir Sarrafoğlu? Evet hala. Duvar kağıdını kaplatsak acaba? Ben bakarım. Ah, hoş geldin Zehra teyze. Hoş gördük canım. Kusura bakmayın biraz geç kaldım ben ama. Önemli değil Zehra. Geçmiş olsun. Hepimiz çok üzüldük. Sağ ol. Ben biliyordum iftira olduğunu. Tabii ki. Hepimiz biliyorduk zaten. Şimdi her şey yolunda değil mi? Bilmiyorum ki. Belki çağırırız yine dediler. Bakacağız artık bilmiyorum. Neyse kapatalım artık bu tatsız konuları. Kapatalım kapatalım. Aslında ben bu hafta dinlenirsin diye düşünmüştüm. Yani şöyle bir ortalığın tozunu alsan yeter. Fazla yorma kendini. Camları falan haftaya bırakalım. Yok yok ben işimi yaparım görürüm yine. Şu kovayı bir doldurayım hazırlayayım. Sizin anlayacağınız bizde hikaye bitmez gençler. Gürkan abi yazmıyorsun değil mi abi? Gürkan abi kafeden seni oraya alıyorlar. Gürkan abi bizi oraya götür be abi. Gürkan abi bizi diskoya götür. 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 Ben de yapacağım. Sen ne yapıyorsan ben de yapacağım. Feriha. Aa, Güncel'in yanındasın sanıyordum. Ekti beni. Aklı sıra işkenceyi uzatıyor. Yargılamak yerine biraz anlamayı denesen. Ya sen de hep onun gözünden bakıyorsun ama Feriha. Benim de beni anlayacak birine ihtiyacım var. Emine bir konuşabilseydim. Saçmalama. Günce'ye söz verdik ikimiz de. Tamam Feriha ben zaten verdiğim sözü tutuyorum. Ne anlatıyorsunuz be bıdı bıdı? Otur. Çok ilginç bir konu. Olay nedir? Kısaca ben sana özetleyeyim. Hı. Konumuz... Kimin eli kimin cebinde? Oo, bayılırım en sevdiğim konu. Eski sevgilim. Geçen yaz yazlıktaki arkadaşımla beni boynuzladığını itiraf etti de. E aptal mıymış niye itiraf etti? Etmesin mi? Etmesin tabii oğlum. Yatakta yakalansan inkar edeceksin şimdi yanlış anlama da. Öyle değil mi caiz olan mı değil mi yani? Hem siz ayrılalı 6 ayı geçmiyor mu? Delikanlıysa zamanında itiraf etseymiş. Adi işte. Pislik. Bence de Allah belasını versin. Bence pislik o değil. Sevgili dediğim bugün var, yarın yok. Kaşayan tekiymiş der, geçersin. Asıl sana arkadaşın ihanet etmiş. Pisliğin büyüğü onda.
Erkeklere de kaşar deniyor muydu ya? Biz kalkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Hadi. Ulan sen bana böyle kırıtırsan karıyı görünce ne yapacaksın? Korkma lan. Önce façanı düzelteceğiz. Hadi bin. Binsene oğlum. Hatırlat da bir ara bir anahtar yaptırayım sana. İçeri girmeyeceğim. İtiraf et. Koray yüzüme bak. Ne saklıyorsun bizden? Yine dedektifçilik mi oynuyorsun sen? Sen nereden öğrendin? Sen ne yüzsüzsün ya? Allah'ım çıldıracağım. Koray bu kız ne yapıyor sana? Bak nereden öğrendim bilmiyorum ama bunu bir kişiye bile söylersen... İnanmıyorum sana ya. Hande bunu öğrenmemen gerekiyordu. Anladın mı? Kimseye söylemeyeceksin. Bu sadece benim ve onun arasındaki bir şey. Duydun mu beni? Aha, öyle mi? Tabii. Sen de haklısın. Emir'le rakı masasında konuşulacak konu değil, değil mi bu? Emir'i karıştırma. Emir'le ne alakası var ki? Ne mi alakası var Emir'le? Ben normalde Emir'le konuşurdum zaten. Ama o istemiyor. Ben belki sonra konuşurum. Yani her şey düzelince, yoluna girince bilmiyorum. Her şey yoluna girince diyor. Ya hani üstüme gelme. Benim vicdan azabım zaten bana yetiyor ya. Güzel. En azından azap çekecek kadar vicdanım var. Biliyor musun? Sana acıyorum. Ne lan ne? Neredesin lan? Yarım saattir seni bekliyorum. İşe gittik oğlum herhalde. Hasta mısın? Onu bana gelip alacaktın. Torbalar elimde kaldı. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Ha? Onca paramı saçtım sana. Bir daha mallığını mı yapacaktın? Oğlum ben bunlarla nasıl eve gideyim? Nereme sokacağım bunları? Lan senle mi uğraşacağım be? Yok, yok, yok. Ay anam yine ne kayboldu? Ay yok ya Zehra teyze. Ya iki haftadır bakıyorum Emir Sarrafoğlu ile ilgili. Hani şu bizim veliaht var ya. Bir tane bile haber yok dergilerde. E canım bu oğlanın bir işi dergiye mi çıkmak? Allah Allah. Ders çalışıyordur. Grip olmuştur insanlık hali. Ya yok Zehra teyze. Bu hiç iyi alamet değil. Böyle birden ortadan kaybolması hayatında ciddi biri olduğunu gösteriyor. Eminim çünkü artık magazin eksperi oldum. Genç adam gönlü birine kayacak. Kaymaz mı? Kayacak tabii. Oyuncular, mankenler, piyasa kızları. Hepsine doyacak. Sonra bir gün böyle... O süs bebekleriyle kaydıraktan kayıp çok düzgün bir kız bulacak.
Hani böyle daha ortalığa dökülmemiş. Onunla bunun adı çıkmamış. Ona çok farklı gelecek bu kız. Çok özel. Sonra ucurcunadan bu kıza doğru koşacak. Sonra ömür boyu mutlu mesut yaşayacaklar. Kısmet. Kısmet inşallah. Niye buraya geldik? Feriha, o geceyi aşmamız lazım. Açtık ama. Yani bizimle ilgili olan kısmını açtık en azından. Ama burası... Her şey burada bozuldu. Belki yine burada düzelir. Çok farklı görünüyor. Burası hep aynı. Geceyle gündüz farklı. Girerken sanki herkes beni hatırlıyor gibiydi. Buradaki herkes gece hayatının içinden. Yani gözleri her şeye alışık. Ertesi sabah hepsini unutmuşlardır. Sen de geceye alışıksın. Unuttun mu? Unuttum. Senden başka her şeyi unuttum. Ne yapıyorsun? Kilitli kaldığımızda bana yaptığını yapıyorum. Bozma dedin. Hoş geldiniz Ünal Bey. Merhaba. Ne var ne yok? Emir Bey geldi efendim. Bir arkadaşıyla öğle yemeği yiyeceklermiş. Teşekkürler. Merhaba gençler. Afiyet olsun. Sağ ol baba. Feriha. Hatırlıyorum Feriha'yı. Bakıyorum buraları çok sevmiş Feriha. Ama yemeklerimizi pek beğenmemiş gibi. Yok, her şey çok güzel. Tatlılar benden o zaman. Giderken hesabı ödemeyi unutma. Ha Emir. Senin şu arabayı yürüten garibanla babası... İlk ödemeyi yapmış. Ve taksit de ödeyecekler tabii. Bugün baktım hesaba, jantın parasını yatırmışlar. İyi, sevindim. İşte böyle Feriha. Benim oğlum kanaatkardır. Adam arabayı yürütmüş. Bir de gitmiş üstüne çarpmış. Zararımız büyük. Ama Emir Bey'in cebinden çıkmadığı için hiç umurunda bile değil. Bugün jantı ödediler. Bir sene sonra sağ ön camı öderler. Böyle böyle 10 senede zararımızı karşılarlar değil mi? Adamların durumunu görmedin mi baba? Ne bekliyordun?
Ertesi gün ödemelerini mi? Sen hiç merak etme. Ben kendimi sağlama aldım evladım. Adamları araştırdım. Yerleri, yurtları belli. Çocuğun babası kapıcıymış. Kira, elektrik, su derdi yok. Ailemin kralı onlar zaten. Bu kapıcı muhabbeti bittiyse biz yemeğimize devam edebilir miyiz? Tabii tabii. Afiyet olsun. Ne oldu? Kalkalım mı artık? Devam etmeyecek misin? Yok, edemeyeceğim. Gitmem lazım. Tamam. Ne dedin sen? Hırsız dedim, yalan mı? Annen hırsız değil mi? Yalan söylüyorsunuz. Abin de araba çalmamış mıydı? Yalan söylüyorsunuz. Ne yalan söyleyeceğim be? Geçen gün anneni polisler götürmedi mi? Hırsız işte hırsız. Hırsız, hırsız. Hırsız, burada. Çekilin. Kalk bakayım ayağa. İyi misin? Geri alma anneme dediklerini. Ne alacağım be? Yalan mı söyledim? Yaptığınız ayıp değil mi? Ömer sizin arkadaşınız ve annesine iftira atılmış. Kendinizi onun yerine koyun. Anneniz için böyle dense hem de haksız yere. Ne yaparsınız? Sen gelmeseydin ben döverdim onları. Ve sana hiç yakışmazdı Ömer. Anneme hırsız dediler. Ama sen annenin hırsız olmadığını biliyorsun değil mi? Onların demesiyle annen hırsız mı oluyor? Kavga ettiğini duysa en çok annen üzülür. Söz ver bakayım, bir daha kavga yok, tamam mı? Yumruklarını değil aklını konuştur küçük adam, tamam mı? Okey mi? Okey. Sen de anneme bir şey söyleyeyim mi, olur mu? Tamam, olur olur. Hadi gel. Geldik. Hı. Hoş. Yine baş başa kalamadık değil mi? Öyle oldu. Seninle yalnız kalıp konuşmaya ihtiyacım var. Konuşmaya ihtiyaç oluyor bazen değil mi? Biliyorum. Sana yeterince zaman ayıramıyorum. Bir şey mi oldu? Yok. Yok bir şey. Eve gitmeden bir yere gidip otursak, konuşsak. Ha, yok. Ben zaten çok geç kaldım. Ya. Şu otel işi bitsin, gerçekten daha çok rahatlayacağız. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben bir çöpe çıkayım sonra. Yok baba, sen zorlama dikişlerini, ben çıkarım. Bir kere de ben çıksam baba. Yo yo, sen bana yardım ediyorsun. Ben tek başıma ayakkabılarımı nasıl boyarım? Hadi hadi, sen yalnız bırakma babamı. Ay.
Nasıl olacak bu işler böyle? Bir elinde kalem, öbür elinde el alemin çöpü. Aa! Ay ödüm patladı be. Ver ver bırak. Ben bırakayım. Ne yapıyorsun burada be? Ya şeye bakmıştım ben. Hani babam çıkmadan bir çöpe bakayım dedim de. Ya hem sana hesap mı vereceğiz ya? İyi ne kızıyorsun be? Hadi kızım hadi hadi. Ne yapacağız biz Emir? Nasıl yapacağız? Bir konuşabilsem, gerçekleri anlatabilsem, şu yalanlardan bir kurtulsam, yanımda kalır mısın yine? Kalmazsın. Zehra Yılmaz. Benim. Şikayet üzerine evinizi arayacağız. Arama emrimiz var. Arayın. Sen içeriye bak. Ya sabır ya Rabbi. Ya sabır. Deşin, deşin. Bulursunuz belki. Kardeşini okula götür. Bunlar çıkmadan şuradan şuraya gitme. Feriha sen götür kızım kardeşini. Zehra Hanım. Rezillik ya bu ne rezillik ya? Ne bu böyle ya? Ya Rabbim ya Resulallah. Ay rezillik ya. Geç anne geç çocuğum geç. Aa ben bırakmam bu işin peşini. Hem bak şimdi araba emri de çıkmış. Belki de paramışlardır bile. Hiç yüksünmem. Uğraşırım ben. E caydırıcılık şarj çekerim. Alo. Canım orada mısın? Alo.
başımıza gelene. Şu halimize bak. Hiç suçumuz, günahımız yokken evini hale getirdiler. Ama sen dersin değil mi Rıza? Hak her zaman yerini bulur. Bakalım o zaman onlar ne yapacaklar? Ömer uyudu mu? Ağlaya ağlaya uyudu. Şunca çocuğumuzu yan ettiler. Bırak bırak kızım bırak hadi. Hadi sen de okuluna git. Anne ne okulu Allah aşkına ya? Ya ne demek ne okulu hadi. Herkes işine gidecek. Ne oturup ağlayacak mıyız hadi. Kalkın. Bir herkes işine. Oy boyanacağım oy. Dur şunu koyma önce. Kalk Mehmet. İyi mi geliyor? Ne? Kendini hırpalayınca geçiyor mu diyorum? Kız arkadaşını iyi gör. Neydi adı? Feriha. Feriha. Hı hı. Şu Feriha'nın hap meselesi... Hayır, öyle bir mesele yok. Öyle diyorsan öyle olsun. Bu kız... Feriha. Diğerlerine benzemiyor öyle mi? Seni çok yoruyor ama değil mi? Kadınlar acemi ellerde tehlikelidir. Bir Sarrafoğlu erkeği olduğunu unutma olur mu? Bunun pek bir faydası yok baba. Oo, Feriha'dan şimdi daha çok korktum. Oğlumun yardıma ihtiyacı var. Söyleyeceğini biliyorum. Günce bahsetti. Baba olmak istemiyor musun? Ben yapamam. Ben baba falan olamam Feriha. Günce nasılsa bebeği istemez diye düşünüp ben senin yanında olurum demek kolay tabii. Asıl ona kolay geliyor. Günce anne olacak ha. Beni de paldır küldür baba yapacak öyle mi? Ya tamam ben samimi değilim. Peki Günce gerçekten samimi mi? Niye istiyor bu çocuğu bu kadar fazla? Aşk çocuğu olduğu için mi? Sen ne zannediyorsun? Kıymetli soyadına ortak olmak için mi istiyor? Ortada bir can var. İkinize ait bir şey. Ne sanıyorsun sen kendini ya? Bu ikimizin kararı, ikimizin de hazır olması gerekiyor. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi Feriha? Bizim birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Git konuş onunla. Ben konuştum, dinlemiyor. Sen söyle. Benden ne istediğinin farkında mısın? Bu onun kararı. Feriha, ikimizin, hadi geçtim ikimizi, üçümüzün birden hayatı mahvolacak. Ne oluyor size? Hiç. Kore'ye Hills'e gittiğimizi söyledim de. O geceden konu açıldı, alınganlık yaptım biraz. Evet abi ya, beni biliyorsun işte. Aklıma gelince konuşuyorum dangıldığınız. Ne
Kasmasana lan kendini. Neyse. İlk seferde olur böyle. Zamanla açılırsın. Ulan ne adamsın be. Kendimi pezevenk gibi hissettim. Bak bana bak. Karıların yanında da böyle yeni gelin gibi kasılıp kalırsan bu iş olmaz. Adamı donunda sallar bunlar. Hem zaten merak etme. Hemen düşmezler. Tamam. Seninki tanışma yemeği olacak. Biz buradan Hatun'la otele giderken sen de kıçına baka baka evine gideceğiz. Eğer Hatun seni beğenmişse zaten 2-3 gün arar. Beğenmezse yapacak bir şey yok. Tamam. Gel bakayım. Haydi gelin. Dün gece derneğin davetinde karşılaştık şekerim. İnanamazsın. Yanında ortağım dediği bir çocuk. Yani hani 20 yaşındaysa iyi derim. Oturmayı kalkmayı öğretmiş ona. Bizimkinin yüzü güller açıyor ama. Emeğinin karşılığını alıyor demektir. Otel işi yaralandı neredeyse. Bazen hiç bitmeyecek gibi geliyor. Bırakayım bırakma kavgası olmayacak mı? Bilmem. Olsun mu? Kaç kez sordum neyin var diye. Söylemeyecek misin? Peki. Sen git. Konuşmak istediğinde ararsın. Gerçekten konuşmak istediğinde. Efendim Koray. Kapıya bakar mısınız? Bakayım. Merhaba. Merhaba. Hande Hanım evde mi? Evde. İyi. Emir hoş geldin. Hoş bulduk. Konuşamadıkça büyüyor. Konuş o zaman. Deniyorum. Aklımdan geçenlere o kadar inanamıyorum ki. Ağzımdan çıkmıyor bir türlü. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çıkışta Feriha'yla... Zehra Hanım. Arkadaşım gittikten sonra devam edersiniz. Koray
birine karşı bir şeyler hissediyor. Tabii. Ne mutlu sana. Şu adam mı be Hande? Şu resimde gördüğüm kardeşim. Koray. O mu bana ihanet edecek? Farkındasın değil mi? Feriha'nın ihanetinden bahsetmiyoruz bile. Onu tanımıyorsun. Ve ona güvenmiyorsun. Hayır. Feriha'ya güveniyorum. Feriha'ya güveniyorsun. İyi o zaman Emir. Unut ne gördüğünü. Feriha çok akıllı bir kız. Seni de iyice kafaladı. Aklına öyle bir girdi ki sana kendini bile unutturdu. Gelen giden bitmiyor ki hiç. Hayır, hizmetçilikten vakit bulup yemek yapacaktım güya. Yeseler içim gam yemeyecek. Götürdüğümü geri getiriyorum. Olsun olsun, ben şimdi doldurup çayı götürürüm, merak etme. Sağ olasın. Emir. Konuşmaya mı geldin, susmaya mı? Saçmalamaya geldim ve gidiyorum. Tabii. Duymak istediklerini söylemeyince kaçıyoruz. Tamam. Git. Koray'la Feriha'yla konuş. Onlar sana güzel masal anlatırlar. Masal yaşım geçti benim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Onları geri götürün. Oldu. Hoş geldin. Oğlum gitsen içeri. Aleyküm selam. İyi gördüm seni Rıza amca. Çok şükür, çok şükür iyiyiz. Zehra'nın teyze de iyidir inşallah. Göremedim Zehra'yı. Biz bile o gün neye uğradığımızı şaşırdık. O nasıl olmuştur Allah bilir. Yani biz de çok üzüldük. Apar topar kalktık tabii. İnsan polisi görünce tuhaf oluyor canım. Ay Allah hepimizi kuru iftiradan saklasın. İçimiz içimizi de yedi. Kaçar gibi mi oldu diye. Bilakis. Ben size teşekkür ederim. Bugün Halil oğlum bizimle bayağı uğraştı, sağ olsun. Ne demek? Ne demek vazifemiz? Böyle bir evlat yetiştirdiğin için Allah senden razı olsun Yunus Bey. Feriha Hanım nasıllar? Üzülmüştür o da çok. İyidir. İyiledi, iyiledi. Anasına kavuşunca derdi tasası kalmadı. Oh oh, maşallah, maşallah. Hadi Rıza Bey'i işinden alıkoymayalım. Çok çok selamlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Kolay gelin Rıza. Sağ ol Yunus, sağ ol. Buldular pırlanta gibi oğlanı, gözümüzün içine bakacaklar şimdi. Vallahi Yunus Bey, niyetlendirme kimseyi. Yanlış adres hanım. Onu bana değil, oğluna söyleyeceksin, oğluna. Ne bu hava böyle? Geldin mi hanım? Geldim. Yunus beylerle rastlaştık. Selam söylediler. Sağ olsun. Halil evladım da yanlarındaydı. Ne efendi, ne temiz bir çocuk. Ya bir gün akşam çayına çağıralım onları Zehra. Sohbetimiz de yarım kalmıştı. Yeniden bir çağırmak icap eder.
Oldu oldu. Çağırırız. Yarım kalan sohbet diyorsun ya. Sanki bizim keyfimizden kaldı yarım. Ya hadi bırak bu işi. Bırak, çok soğuk Rıza. Tuz dökeriz sonra. Hadi hastasın bak. Sonra bana kalıyorsun. Rıza. Bırak. Şu hale bak ya. Almayacağım diyorum o pazarcıdan bir daha açık pirinç ama bak yine aldım. Ondan sonra da ayıkla pirincin taşını. Dolu dolu. Bak şuraya bak. Bismillahirrahmanirrahim. Dur dur. Dur sen. Anne. Korkma korkma, yok bir şey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hakkınızdaki şikayet geri alındı. Nasıl geri alındı? Şikayet konusu olan yüzük bulunmuş. Geçmiş olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. İyi akşamlar. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok şükür. Ay bitti anneyim, bitti. Oley be. Çok şükür ya Rabbim. Çok şükür. Geçmiş olsun. Ne bitti, öyle mi? Koray. Hı. Bana Hande ile ilgili söylediklerin doğru muydu? Nereden çıktı şimdi? Doğru muydu? Ertesi günü ben sana ne dedim kardeşim? Umut gitsin demedim mi? Hande ile ilgili değil demek. Kim peki? Kim kim? Koray, bana mı yedireceksin? Görmüyor muyum sanıyorsun suratını? Hı? Kim? Efkara biri mi lazım be kardeşim? Bu gece de böyle işte. Hem sen bana söylüyorsun ama senin suratında hiç fena değil, söyleyeyim. Feriha ile koptuk biraz bugün. Sen aylarca bu kızın peşinden koşmadın mı kardeşim? Şimdi ne bu koptuk ayakları falan? Ha? Sen bu kızın başından beri zor olduğunu bilmiyor muydun zaten? Kendine gel. Başta sana çekici gelen bu kızın zor olması değil miydi? Sürpriz var mı? Yok. Sürpriz yok. Yok lan tabii. Hem Feriha hakiki kız. Esaslı kız. Zorsa zor. Çok zor, geldiği yerde soluklanırsın. Bir bakarsın, düşünürsün. Değerse devam edersin. Ama sıkıya gelemeyip bu kızı yalan edersen, bak seni it gibi tanıyorum. Sen de yalan olursun kardeşim. O zaman kimse yalan olmasın kardeşim. İyi o zaman, gerçeğe. Pes lan. Sus lan. Oğlum, çocuk oyunu mu sandın lan sen bu muhabbetleri? Ha? Mal herif. Karılara yeni gelin gibi kıvırdın kıvırdın, benim de gecemi berbat ettin. Ulan kötü yola düşmüş tazeler gibi kasılıp kaldın. Karı kendini sapı gibi hissetti lan yanında. Bak Mehmet, bu işler belli olmaz. Ya yaparsın ya yapamazsın. Arası yok bunun. Tamam lan, anladık. Yeni gelin seni.
Bana hep seni anlamıyorum diyordun ama ilk kez ben de seni anlamıyorum. Feriha ne yapıyorsun? Niye anne? Bak geçti gitti işte. Öyle geçti gitti. Neyse boş ver. Portakal soyayım sana. Sıkayım ya da nasıl istiyorsun? Bak millet hastalıktan kırılıyormuş. Boğazında bir vitamin geçsin olur mu? He? Yok sağ ol anne. Üzerimizden en büyük yük kalktı işte. Sen hala benimle uğraşıyorsun. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ay anasının yavrusu. Nasıl da bilir anasının huyunu. Kurban olurum anne. Sen benim gözümden, ben sen kaşından anlarım değil mi? Canım benim. Feriha ben... Ya seni düşünüyorum. Senin canın neye sıkılıyor anneciğim? Hadi akıt zehrini anacığım. Bir şeyim yok anne. Seni takmıştım aklıma. Bak o da geçti işte. Ama Feriha, anneciğim, hani konuşmuştuk, anlaşmıştık, artık hiç saklamayacaktın. Ne? Daha neyi saklıyorsun? Sen o arkadaşınla kavga mı ettin? Anne yok öyle bir şey ya. Aa sorup durma bana. Sus, bağırma kız. Baban yan odada, şimdi kalkacak. Zaten Mehmet gitti diye adam bozuk. Feriha, hatırla anneciğim. Bana söz vermiştin, artık anlatacaktın. Hatırla. Yani ders çalışıyorum şu an, lütfen. Kız şarlama öyle. Şarlama. Annesi kılıklı. Gidiyorum. Çalış dersini. Efendim? Kapının önündeyim. Ne? Feriha. 10 dakikacık göreyim seni. Hatta... Bir dakika. 10 saniye de olur ama yeter ki gel. Emir saçmalama. Kapıda bekliyorum. Thank you.
Feriha. Bana hiçbir şey sorma. Hiçbir şey de söyleme. Saçmalıktı, bitti. Ben buradayım. Sen de buradasın. Tek gerçek bu. Tek gerçek bu. Sen bana ne yaptın Feriha? Ne yapacağım ben seninle? Senden başka hiçbir şey kalmadı sanki. Ben sana aşık oldum. Dedim bir alelacele çıktın gittin. Anne açma. Niye? Çocuk uyuyor. Ha. Anam yoksa yine kavga mı ettin? He? Ya yok anne ne kavgası ya? Nereden geliyorsun? İşten geliyorum. Ne iş? Fabrikada iş buldum. Gece vardiyasındayım güvenlik görevlisi olarak. Fabrika mı? Niye iş bulduğunu söylemedin? Ya anne çok uykum var sonra konuşsak. Heh. Ne oldu biliyor musun? Yüzüğü buldular. Davadan vazgeçtiler. Hadi gözün aydın. Kurtulduk o şerefsizlerin belasından. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Hadi yat, 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 yat. Hadi yat. İyi hadi hayırlı olsun şu işte. İnşallah.
Günaydın anne. Günaydın. Hadi çıkıyorum ben. Maşallah. Geceden sabaha yüzün çiçeklenmiş. Ben sana diyorum çok üstüme geliyorsun diye. Bir şeyim yok benim. Uyudum uyandım geçti işte. İyi dur yavaş. Mehmet uyuyor. Bak Mehmet fabrikada iş bulmuş. Gececi ama. Ben artık çok korkuyorum bu gece işlerinden. Yani korkacak bir şey yok. İyi gelecek bu iş Mehmet'e. Gündüz işi bulana kadar oyalanır işte. Hadi ben çıktım görüşürüz. Hadi güle güle. Ben de Rümeysa Hanımlara gideceğim. Şuraları bir toplayayım. Al ceketi. İyi tamam. Al al canım. Sağ ol. Allahu Ekber. Semiallahu lümen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semiallahu lümen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Dikişler zorladı mı Rıza abi? Allah gücünü veriyor işte. Rıza abi benim bu taksi işinden gözüm çok korktu. Canımız yandı. Hani o taksinin plaka borcuyla birlikte eğer taksiyi satabilirsem şu nakliye işine girmeyi düşünüyorum. Bol para var bu işte bol. Ha, sen de varsın bu işin içinde. Taksi de işimiz rast gitmedi ama hani bu işte bir sürü para var biliyor musun? Bunlar cami avlusunda konuşulacak şeyler değil Veysel. Cüzdan. Cüzdan. Ne oldu abi? Cüzdan yok. Namaz kılarken düşürdüm herhalde. Geçen hafta da bu şerefsizler bir tanesinin cüzdanını çarpmışlardı. Yo bu şerefsizler camiye kadar girdiler be Rıza abi. Yo. Ben namaz kılarken düşürdüm herhalde. Bir girip bakayım ben. Saf bu adam, saf. Saf ya. Vah Zehracığım, vah. Neler gelmiş başına. Çok üzüldüm, vallahi çok üzüldüm. Sağ olsun, sağ olun. Niye bize haber vermediniz Zehra Hanım? Hukukçu arkadaşlarım vardı, danışırdık. Yardım ederdik size. Ya ben böyle bir şey için sizi rahatsız etmek istemem, sağ olun. İnsanlarda vicdan kalmamış. Böyle bir şeyle insanı ne kadar kolaylıkla suçluyorlar. Ya kolay kolay, çok kolay. Ben onun gözünde insan mıyım ki? Benim haysiyetim var mı, şerefim var mı? Çeken çektiğiyle kalıyor. Suçlayan ertesi gün hatırlamıyor bile. Günce, bak istemediğin hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Daha vaktim var. Yani istemiyorsan yapma. Kararımı verdim ben. Aldıracağım bebeği. Hırsımı almak istedim sadece. Hem ikimiz de istemeden... Ben hazır olmadan olmaz. Olmaz. Sen o gün beni yalnız bırakmazsın değil mi? Bırakma.
Zehra Hanım. Buyurun. Şu mesele kafamı kurcalıyor da. Çeken çektiğiyle kalıyor. Suçlayan da ertesi gün hatırlamıyor bile dediniz ya. Öyle. Ben de size hatırlatalım diyorum. Nasıl? Çeken çektiğiyle kalmasın, suçlayan da ne yaptığını anlasın. Ne dersiniz? Nasıl olacak bu? Tazminat davası açacaksınız. Şu memleketin haline bak. Hırsızlık camiye kadar girmiş. Allah korkusu kalmamış kimsede. Her şey de senin başına geliyor be baba. Ya, ya bu eksikti. Ne yapalım? Pek para yoktu zaten. Ama yeni hüviyet çıkaracağım ya, o zoruma gidiyor. Gitmez mi ya? Haksızlık insanın zoruna gidiyor tabii. Gitmez mi? Rıza, ben bana bu iftiraya atanlara dava açacağım. Avukata gideceğim. Boş ver be hanım. Geçti gitti işte. Ya benden gecip gitmedi. Gitmedi. Allah Allah, o kadar iftira atan insan gelir bir özür diler ya. Ya haysiyetle şerefle oynamak bu kadar kolay mı Rıza? Yapma be Zehra, iş açma başımıza. Mahkemesiydi, avukatıydı, onlarla mı uğraşacağız ha? Oldu, onunla uğraşma, bununla uğraşma. Bizim hakkımız kalsın. Yok ya, ben kararımı verdim. Ben hakkımı arayacağım. Arayacağım. Yarın 9'da. Neredesin Feriha? Karşılaşmıştık da burada. Bu hastanede. Dışarıda bankta oturmuştuk falan. O aklıma geldi.
Kabus bu ya. Cem'e. Asansöre binerken suratıma bakışını nasıl unutacağım? Ben bugün nasıl temize çekeceğim Feriha'ya? Kabus. Senin kabusun yani. Güncel ameliyat masasında ama kabus senin kabusun, öyle mi? Yok. Ben yapamayacağım. Çok özür dilerim. Hayvanın pisliğin tekiyim. Ama Günce çıktıktan sonra onu göremem. Alın. İşte hastane masrafları falan ne gerekiyorsa, şifresi 1903. Bu ne ya? Dalga mı geçiyorsun sen? Hastane masraflarını ödeyeceksin, bitecek öyle mi? Hiçbir yere gitmiyorsun Koray. Kaçmayacaksın. Al bunu da. Günce uyandığında banka kartın değil seni görecek. Bu ne bencillik ya? Emir. Kaçıyor musun? Çıkıyorum, evet. Kerem'le mi buluşacaksın? Canım hasta filandır belki. Olur böyle tesadüfler. Feriha hastadır. Koray uyuyakalmıştır. Takma kafana. Ay kusura bakmayın İcler Hanım, ben de seni birkaç gündür arayamadım. He, başımda bir iş vardı da. Yok yok, çok şükür hiçbir şey yok. Şimdi ben 6 kavanoz reçel yapacağım. Değil mi? 6 kavanoz istiyorsunuz. Oldu. Tamam, ben bugün hemen yapacağım, yollayacağım size. Oldu mu? Oldu. İyi günler, iyi günler. Hoşçakalın. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Oldu. Ben şimdi hemen onlara şey yapacağım, hazırlayacağım. Kaçıncı uykusunda bu yine? Ay sen de onun uykusuna taktın Rıza ya. Gececi işe başladı diyorum sana. Ya artık söylenmeyeceksin, şükredeceksin. Telefonu bip bip diyor diye öyle dedim. E tamam canım, kalkınca bakar. Ya, önemli bir şeyse arayan bir daha arar zaten. Tamam tamam, ben kahveye gidiyorum. E tamam git. Üstünü sıkı giyin ha. Kapa önünü de. Bitti mi? Bitti canım. Geçti. İyi ki varsın Feriha. Ağlama, buradayım ben. Akşam eve gidemem. Sen de kalabilir miyim? Uyudu. Benim bir Emir'i aramam lazım. Feriha. Aslında sende kalması beni de çok rahatlatır. Gerçekten merak ediyorum artık. Alo Emir. Feriha neredesin? Ben bir arkadaşımın yanındayım. Zor bir gün geçiriyor da.
Kötü bir şey mi oldu? Sen iyi misin? Yo, ben iyiyim. Zor bir gündü sadece. Seni çok merak ettim. Hemen gelip alayım neredeyse. Ben hala arkadaşım mıyım? Bu arkadaşının bir adı yok mu Feriha? Tanımıyorsun diye söyleme gereği duymadım. Cansu. Cansu ile birlikteyim. Hem kızdım, hem çok merak ettim. Özür dilerim, haklısın. Eve gidince arayacağım ben, tamam? Gibiyim. Ama eve gitmek istiyorum artık. Tamam, şimdi doktor son kontrolü yapacak. İlaçlarını da yazacaklar. Gideceğiz, tamam? Sana gideceğiz mi? Yok, bizde misafir var. Ama ben eve gidemem. Annem şimdi görür görmez başlar sormaya. Bu halde annemin gözüne bakamam. İstiyorsanız bana gidebilirsiniz, orada kalırsınız. İkiniz yani. Ben evde olmam. Tabii ailen izin verir değil mi? Lütfen Feriha. Öğretmen kızdı anne defterlerime, bakkal defteri gibi dedi. Oh canıma değsin, az bile demiş. Şu işim bitsin de gidip kaplayacağım gene onları. Ya 3 ayda ne hale getirdin o defterleri Ömer öyle ya? Çok çalışıyorum da ondan. Ya öyle, çok çalışıyorsun da ondan. Boğazda balık. Parla da gel. Ben çıkıyorum anne. Ay dur, nereye? Dur. Orada yiyecek bir şey bulamazsın belki oğlum. Böyle ekmeğin arasına yumurta, peynir, zeytin ne bulduysam soktum. Birazcık da tereyağı sürdüm seversin diye. Al. Ay. Bana vurma anne. Ay benim oğlum işe gidecek inşallah. Git odadan kapı getir. Git. Oradaki kap kağıtları var. Anam şu hale bak Ömer. Ben bunları kaplamıştım ya. Günce, sen hemen in aşağı istersen dinlen. Ben de yatağı falan değiştireyim. İstiyorsan bir şeyler söyleyeyim hemen sana. Canın ne istiyorsa yemek. Hiçbir şey istemiyorum Koray. Sen sadece bana verdiğin sözü tut yeter. Hiç kimseye. Emir'e bile hiçbir şey söylemeyeceksin. Günce, hiç kimseye hiçbir şey söylemedim, söylemiyorum, söylemeyeceğim. Emir de hiçbir şey bilmiyor ve bilmeyecek. Güven bana. Sauna yatak hazırla, senin yatağında yatmayacağım. Feriha gelir gelmezse git lütfen. Ya anne, grup çalışması bu ama ya. Ne olur gitmem lazım.
Allah Allah, nereden çıktı bu gece kalmalı ders çalışmalar? Oğlum çıkar bir tane daha. Üniversite anne bu. Biz işte bir grup sabaha kadar çalışacağız. Vallahi çok önemli. Gitmemem mümkün değil. Allah Allah, bak sen o kadar önemliydi. Niye bugün söylüyorsun? Niye dün söylemedin? Hadi anne ya, mecburum ne olur. Mecbur falan değilsin ya. Allah Allah, gitsin herkes evinde çalışsın. Bu ne böyle? Ben babana ne diyeceğim? İdare edersin sen anne. Gidemem idare falan. İyi gidiyorum o zaman ben. Gidemezsin, dur diyorum. Hayır, kapırda. Yahu sesiniz dışarıya kadar geliyor. Ne oluyor size be? Ablam gece arkadaşında kalacakmış. Bu son şansım Koray. İyi tamam, ben 5 dakika sonra alırım seni, hemen eve döneriz. Tamam mı Feriha? Feriha? Ben çıkıyorum. Cep telefonum yanımda hep açık olacak. Söz verdiğim gibi gece 12 olmadan gelirim. 2 sokak ileri gidiyorum zaten. Gece yarısı bir başına sokağa mı çıkacaksın? Çaldır beni, gelip alayım seni. Tamam kızım, tamam. Hadi sen git şimdi. Varınca da bizi ara. Zaten biz de seni ararız. Telefonu yanında tut ha. Hadi Allah zihin açıklığı versin. Ben de anneye gideceğim o zaman. Hı, eksik kalma sen. Hadi git ama bana bak, yemek zamanı gel ha. Rıza. Yüzünü asma canım. Ne yapalım? Okul hali. Okul çalışmasıysa okulda olur. El alemin evinde çalışmakla olmaz. Ne yapsın kız, arkadaşlarını buraya mı getirsin? Yani mahcup olmasın diye saldım. Ama içim hiç rahat değil. Ben bir çay yapayım sana. He? Hayır Rıza, evde çay kalmamış. Ben bir koşu alıp geleyim, tamam mı? Dur. Geliyorum hemen, geliyorum. Ben de. Hem sen bu işleri bilirsin. Yani büyük balık değil. Canım. Sen de beni bilirsin. Bitir işini. Hem... Hadi göreyim seni. Bak. Evin çıkışı şu merdivenler. Biraz sonra ikisi de gelirler. Thank you.
Feriha. Çok teşekkür ederim. Çok üstüne geldim ama değil mi? Yok ya. Sen olmasan çok zor olacaktı. Hem benim için hem Günce için. Çok sağ ol. Her şey için. Sanki bedenimde sıkıntı, yüreğim koparılmış, unutulmamış viran düşlerim. Yenilmedim daha, hala ümidim var. Sözleri buysa susmayı yeğlerim. Yüreğinin en ücra köşesine al beni, sakla beni orada. Çocuk yanım bile sarıp sarmala. Kilidini san uzaklara, bulunmasın bir daha. Esaretin böyle simaklı anlasana. Yüreğinin en ücra köşesine al beni, sakla beni orada. Çocuk yanım bile sarıp sarmala. Kilidini san uzaklara, bulunmasın bir daha. Esaretin böyle simaklı anlasana. Yüreğinin en ücra köşesine al beni, sakla beni orada. Çocuk yanım bile sarıp sarmala. Kilidini san uzaklara, bulunmasın bir daha. Esaretin